Avrupa Şampiyonası başlıyor. Türk asıllı boksör Serhan ve şampiyon Alexander Müller. Max, Serhan Kebapçılar altın kemere namzı. Alexander Müller bir ay önce altın kemeri İtalyan asıllı Amerikalı boksör Maurizio Martino ile yaptığı maçta kazanmıştı. Bu Türk boksu için büyük bir gün. Almanya'da yetişmiş Serhan, Avrupa ringlerinde şampiyonluk şimdi dövüşen boksörümüz. Hadi. Salonu unutma. Şu anda iki boksör de yakın dövüşe girdiler. Çetin bir mücadele. Salonu unutma. Ciddi yumruk aldı. Buna karşılık puan getirici yumruklar vuramadı. Şimdi birler tekrar ucumda. İki boksör de şu anda köşelerinde dinleniyorlar. Unutma, sürekli salonu kollar. İşte ringde Kara Panter Müller ve diğer köşede Türk boksörü Serhan. Birinci round sona erdi. Boksörler köşelerinde antrenörlerinden ikinci round için taktik alıyorlar. Ve evet, gongla ikinci round başladı. Boksörler şimdi yine puan getirici yumrukların peşindeler. Alman boksör daha hırslı gözüküyor. Vur abi! Serhan'dan sağlı sollu yumruklar. Boksörümüz şu anda birkaç ciddi yumruk aldı. İki boksör altın kemer için amansız bir mücadele sergiliyorlar. Şu anda iki boksör birbirini deneme durumundalar. Türk boksörü ise bir yaklaştırmıyor. Alman boksörü şimdi sağlı sollu yumruklar Türk boksöründe. İki boksör de çetin bir mücadele içindeler. Boksörümüz sıkıştırdı şu anda. Hadi göster kendini Serhan. Sağlı sollu yumruklar Türk boksöründen. Evet çok güzel, devam et. Evet sağlı sollu. Türk boksörü ile Alman boksörü Müller amansız bir mücadele içindeler. Serhan yıkmak üzere. Evet Alman boksörün ayakları yerden kesildi. Sana şükürler olsun Allah'ım. Hakem şu anda Alman boksörü Müller'e sayıyor. 4, 5, Müller pek kalkabilecek 6, gibi değil. 7, 8. Evet kalkamıyor. Şampiyonunun galibi Türk boksörü Serhan oldu sayın seyirciler. Boksörü bir şampiyon. Evet sayın seyirciler. Altın kemer Türk boksörü Serhan'ı. Şampiyon Türk boksörü Serhan. Aslanoğlu. Maçın neticesi senin için iyi. Kazanan Türk boksörünü yenebilirsin Martino. Formumu tutturdum. Bir iki maç sonra şampiyon ben olacağım sevgilim. Bir Türk Avrupa'da şampiyon olamaz. Ve evet, birinci round başladı. İtalyan boksör Martino, Amerikalı zenci boksör müthiş Joe Jackson'a karşı. İki boksör de kendi kilolarında Avrupa şampiyonluğu maçına çıkabilmek için dövüşüyorlar. Galip gelen Avrupa şampiyonu Türk boksörü Serhan'la karşılaşacak. Evet, siyahi boksör uzun kollarıyla rakibini yanaştırmamak için uğraşıyor. Martino da bunun farkında. Martino yakın dövüşü tercih ediyor. Sağlı sollu yumruklar Martino'dan bu arada. Evet, seri yumruklar Martino'dan. Martino rakibinin gardını düşürmek için uğraşıyor. Üzerine gidiyor. Yakın dövüşü tercih ediyor. Seri yumruklar Martino'dan. Devirici yumruğu vurdu. Evet, Martino devirici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Karşılaşmanın galibi İtalyan boksör Martino. Sizinle röportaj imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Birkaç resim daha çekebilir miyiz? Şampiyonu altın kemerle çekmek lazım. Söyler misiniz bu şampiyonluk kolay mı oldu? Yani yeni bir maç daha teklif edilirse size kemeri olsa... kimseye geri vermem. Maç yapmak isteyen varsa ben hazırım. Maçın hasılatı ile şampiyonluk primi 420 bin mark. Bu makbuzu imzalamanızı rica edeceğim. Tabii vergiler kesildikten sonra kalan bu. İyi günler dilerim. Ben gazeteciyim. Serhan'ın babası olduğunuz için herhalde bu şampiyonlukta sizin de payınız vardır. Birkaç kelime konuşabilir miyiz acaba? Benimle bedava konuşulmaz. Parasız geveselik etmem. Bütün bu serveti sen kazandın. Almanya bize uğur getirdi. Artık sefalet bitti oğlum. Şampiyonsun. Zenginiz. Bu şampiyonlukta, bu servette senin hakkın hepimizden çok hocam. Kabiliyet sende. Bilek sende, yürek sende evlat. Şimdi dünyanın gözü de sende evlat. Dünyanın gözü bizde olduğu gibi... bu altın kemeri almak için gelecek teklifler... daha da çok para getirecek.
En mutlu, en güzel günlerimiz bunlar. Ya annem, kardeşlerim! Onlar acaba mutlu mu baba? Paraları var mı? Huzurları var mı? Aptalca düşüncelere artık senin kafanda yer yok. Onlara para göndeririz, olur biter. Para mutluluktur. Ben dönmek istiyorum baba. Buna bir çare sen bulacaksın. Onun hocasısın. Onu ikna edeceksin. Sert çıkıyorsun ona. Yavaş ve şefkatli yaklaşmıyorsun. Dövüşmeli. Sadece dövüşmeli. Para için, servet için. Buralara kafesten bırakılmış hayvanlar gibi getirildik. İnsanlığımızı, şahsiyetimizi, vatanımızı unutturdular bize. Makine gibi gördüler bizi. Çalış, fabrikalarda, taş ocaklarında, çamaşırhanelerde, lağımlarda, asil Alman'ın giremeyeceği, elini sürmeyeceği pisliklere para için bizi mahkum ettiler. Para dünyanın efendisi dediler. Ezdiler. Dinimizden, vatanımızdan uzaklaştırdılar bizi. Öyle değil mi? Cevap vermiyorsun. Para bir daha yıkmayacak kadar çok olunca gideceğiz. Vatanımda bir daha hammallık yapmayacağım. Tut ya şu! Serseri herif! Beceriksiz herif! Aptal, salak! Tek başına bir iş yapamıyorsun! Ya bidon delinip de gaz dökülseydi ne yapardın ha? Ne yapardın? Söyle! Hadi kaldırın! Çabuk olun! Beni sen düşürdün! Çabuk olun hadi! Kaldır! Hadi çabuk! Bırak! Kalk hadi! Biz de taşıyacağız, görmüyor musun çok ağır? Bana bak sen, karışma bu işlere! Hadi işine! Atarım lan seni işten! Atarım diyorum! Bana bak, karşıma çıkma, parçalarım seni! Parça parça ederim, doğrarım ulan! Gel hadi! Erkek sen gel! Gelsene! Kardeşin şampiyon diye kendini adam mı sanıyorsun lan? Alt tarafı bir hamalsın be! Gel hadi, gelsene, gel! Gel diyorum! Bincin koptu, kaçın! Dikkat edin! Kaçın! Tabu kancalayın, ip atın! Kancalayın, öyle ölecek! Hepimiz öleceğiz! Yardım edin! Yardım edin! Yardım, yardım edin! Binci, kancayı çabuk! Bir şeyin yok ya Serdar! Yok, bir şeyim yok. Geçmiş olsun. Bırakın onu! İşinizin başına! Bırak dedim! Sen de yürü! Yürü! Tembel herifler! Aylaklıktan başka bir şey bilmezsiniz! Onlara insanca davran! Yoksa karışmam! Ne oluyor burada? Ne oluyor dedim? Üzerimize vinçten balya düştü. Serdar olmasaydı ezilecektik. O yaralı. Usta bırakmıyor, ona yardım edelim. Gene şikayet. Bana bak bir daha. Ama iş durdu efendim. Onun için insan hayatının hiçbir değeri yok efendim. Çünkü kendisi insan değil. Dur bakalım. Bir daha sefere kovarım seni. İşinin başına. İşinin başına dedim. Yaran ağır mı evlat? Mühim değil efendim. İşime devam edebilirim. Yarın çalışırsın. Önce şu yaralarını tedavi ettirelim. Bugün benim misafirimsin. Ne kuvvet be! Serdar'ın kuvveti gibi kalbi de altından. Kesin de çalışın be! Hadi! Acele edin! Hadi çabuk olun! Hadi! Kımılda biraz! Hadi! Çık! Babacığım! Yavrum! Ne oldu? Yaralı mısın? Küçük bir kaza. Serdar benim okul arkadaşım baba.
ama yıllardır onu kaybettim. Okulu... Okulu bıraktım efendim. Annemle kardeşime bakmam lazımdı. Yoksa baban öldü mü? Hayır. Babam 15 yıl önce Almanya'ya gitti. Kardeşim de yanında. Kardeşi boksör. Akşamki maçta şampiyon olan boksör. Serdar'ın da sıradan bir genç olmadığı belli kızım. Bugün depoda işçilerin hayatını kurtardı. Kuvveti ve efendiliğiyle herkesin sevgisini kazandı. Kardeşi de onun gibidir herhalde. Akşam bir Türk olarak göğsümüz kabardı. Bütün bu mutluluğu aile olarak paylaşamıyorlar. Serdar çalışarak annesine ve kardeşine bakıyor baba. Bu duruma üzüldüm evlat. Ne türlü bir şeye ihtiyacın olursa sana yardım etmek isterim. Benim hiçbir şeye, hiçbir yardıma ihtiyacım yok efendim. Müsaadenizle. Serdar, babamı yanlış anladın. Babam demek istedi ki... Benim demek istediğim şuydu evlat. Ben de eski bir sporcuyum. Ben de anasız babasız büyüdüm. Ben de. Ama ben siz değilim. Onu kırdın baba. Hayır. Onun ne kadar onurlu bir genç olduğunu öğrendim. Keşke benim de böyle bir oğlum olsaydı. Buyurun efendim. Siz almaz mıydınız? Sağ ol. Şerefe. Buyurun. Şampiyona içelim. Şampiyona. Şampiyona. O şampiyon değil. Asıl şampiyon benim. Herkesin önünde maç teklif ediyorum. Bu maçın tarihini ve zamanını ancak biz seçeriz. Burada küstahlaşmana gerek yok. İhtiyar bırak, kendini bir şey mi sanıyorsun? Ne diyorsun sen be, he? Parçalarım seni! Öyle bir uçak ufaklık! Yeter sizler! Bu maç hemen yapıldı. Görüşeceğiz seni be! Başka çare yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım boksör müsaitesi, hadi! Hadi! Parçalarım seni, gebertirim! Benden korktuğun için memleketine kaçıyorsun. Gerekirse oraya da gelirim. Bekle beni! Türkiye'den döndüğümde seni benzeteceğim. Hiç merak etme. Dört gözle dön beni bekliyorum. Linkleri yalatacağım sana. Göreceksin bak. Hadi oradan şampiyon müsveddesi. Göstereceğim gününü sana. Yüzlerin üstünde sürüngüreceğim seni. Bu iş için babasıyla konuşalım. Doğru düşünüyorsun. Şerefe. İçelim. Bundan sonra kazanacağım şampiyonluklar şerefine. Türkiye'de böyle büyük bir maç nasıl olur bilmem. Sen hiç merak etme Osman. Gönlünü ferah tut. Biz her şeyi hazırlarız. Salon çok önemli. Televizyon dünyanın her ülkesine yayın yapacak. Bahsi müşterek bize milyonlarca dolar kazandırır. Maç Türkiye'de olursa, oğlun maça çıkarsa serbest kazanırsın. Yalnız maç bizim dediğimiz gibi olacak. Tamam, her şeyi hazırlayın. Maç Türkiye'de yapılacak. Geliyorlar anne, babamla kardeşim geliyorlar. Buraya gelecekler değil mi anne? Bu eve gelecekler. Abimi babamı görebileceğim artık. Onları çok özledim. Ben de özledim oğlum. Bir kolum sen, bir kanadım Serhan'dı. Ama babam... Babamız da bizim canımız anne. Hayırlısıyla gelsinler. Acı günler geride kalır, unutulur her şey. Serdar? Merhaba. Merhaba. Gelsin. Nereye? Yoksa beğenmedin mi arabamı? Hadi kızım yoluna. Sen o arabaya binecek başka birini bulursun. Kaba ne olacak? Kendini beğenmiş. Bir daha seni ararsam. Ne aptal kızım ben be, o kadar genç dururken. Değil mi ya? Mesela ben. Neymişsin sen? Emrinizdeyim, sizin gibi güzel bir papatıyı ancak benim gibi bir bad boy mutlu edebilir. Hadi be oradan armut. Ha, armut mu? İlk defa duydum. Bugün çok neşelisin Serdar. Piyango mu, toto mu? Kardeşim ve abim geliyor. Hadi gözün aydın abi. Sağ ol Rüştü. Hey şampiyon çok parayla gelir. Şampiyon mu oğlum? Avrupa şampiyonu. Hele dünya şampiyonu oldu mu Muhammed Ali gibi zengin olur. Bu da toto sayılır. Artık işçiliği bırakırsın ha Serdar. Para her şey değildir. Onlar hayırlısıyla gelsinler. Başka düşündüğüm yok. Gel hele toplandınız be. Muhabbet yerim burası be. Dağılın lan hepiniz hadi. Dağılın! Sen kaşınıyorsun ama değmezsin.
Öldüreceğim lan seni. Geberteceğim ulan. Hadi gel, gel. Ne duruyorsun? Gel. Gel. Usta! Patron seni istiyor. Seni bekliyordum. Biraz yavaş yürüyemez misin? Kendi kendime söz vermiştim bir daha seni aramayacağım diye. Ama yapamadım, bekledim seni. Belki kızarsın diye otomobilimi de bıraktım, senin gibi yayan. Hadi çabuk olun ya! Müsaade etsene kardeşim, bir dakika! Müsaade et! Hop dedik ablacığım, bir yol ver de geçelim. Bir yere ilişme abla. Evet, yeni gelenler, para üstüne almayanlar. Evet abicim. Biraz yer ver ama çok kabasın. Sen alışık değilsin böyle vasıtalara, lüks arabalara, babanın parasına. Biliyorum babama kızdığını. Babam seni çok sevmiş. O seni kırmak istemedi. Biraz yavaş konuş kızım, çocuk uyanacak. Çocuk bu kadar sesten uyanmıyor da benim sesimden mi uyanacak? Ötekilerin sesi cırtlak değil, seninki kapı zili gibi maşallah. Aa, bana hakaret edemezsin. Evet abi. Yavaş be kızım, dön önüne artık. Hoşuna gitti değil mi? Evet paralar beraber. Bir kişilik mi abi? Evet bir. Sizin abla? Bende para yok ki. Ha? Ben para taşımam ki. Efendim? Anlamadım. Sen Sakım Sabancı mısın be abla? Uyandı işte, senin yüzünden uyandı. Bana ne uyandıysa bir daha uyut. Utanma, bir de cevap veriyor. Hadi den önüne. Ben senin gibi kızların ne bok olduğunu bilirim. Oturmuşsun fıstık gibi delikanlının yanına, bir de sülük gibi yapışmışsın. Ben senin üzülmene bile tahammül edemem. Babam seni üzdüğü için, onun adına özür dilemek için peşindeyim. Ama senin benimle bir alay etmediğin kaldı. Beni istemediğini, beğenmeyeceğini açık açık söyleyebilirdin. Yıllardır benim sana karşı olan hislerimi defalarca anlatmaya çalıştım. Anlatamadım. Bir türlü anlamak istemedin beni. Bana karşı dürüst davranmanı istiyorum senden. Ama bu yaptığın... Ne yaptım ben sana? Yıllardır uzak durdun benden. Ben sana yaklaştıkça kaçtın. Önce çocukluk dedim. Kafamdan silerim dedim. Unuturum dedim. Büyüdükçe alışkanlıktan da öte bir his kapladı benliğimi. Bir annem yoktu ki sorayım. Babam. O sadece iş. Anlamaz bu işlerden. Sana geldim. Belki sende de bana karşı bir sevgi varsa dedim. Ağlıyorsun sen. Umurumda değil. Ağlıyorsun dedim. Umurumda değil diyorum. Anlamıyor musun? Lütfen ağlama. Neden ağlamamı istemiyorsun? Senin ağlamana dayanamam. Seni seviyorum. Seviyorum. Çok seviyorum. Ben de. Sen ağlama. Yüzünüzü açın oğlum. Ben Sandor abi, en büyük sensin. Hadi bakalım. Bedavadan şampiyonu gördünüz işte. Dağılın şimdi. Dağılın da halamız bozulmasın.
Geç hoca. Ulan Kasım Kasım kasılıyor be. Hiç mi adam görmedik lan? Oğlu gibi bu da keriz be. Almanya'da Osman Bey olmuş. Havası batsın, unuttu eski günlerini. Avrupa'da çok zengin olmuşlarmış. İşte benim şampiyonluk kemerim bu. Ben de büyüyünce şampiyon olacağım abi. Abim nerede? Birazdan gelir. Bazen işten geç çıkıyor. Çay getirdim. Tamam. Konuştun mu menajere? Şimdi ben? Sırası değil. O zaman ben söyle. Bunları sana getirdim. Sağ ol abi. Bana bak evlat. Türkiye'de maç yapacaksın. Hem de Martino'yla. Anlaşmayı yaptık. Maçın burada olması bizim için iyi. Kendi vatanımız, kendi seyircimiz önünde kazanmamız daha garanti olur. Bu sana bağlı hocam. Beni ne kadar çok çalıştırsan o kadar formda olurum. Maç önemli. Alacağımız para önemli. Bu maçı kazanana dünya şampiyonluğu yolu açılacak. Paradan daha önemli bu durum. Sana güveniyorum evlat. Hadi işiniz gelin. Gözün aydın, geldiler. Sağ ol. Kardeşim. Abi. Hoş geldin baba. Bu hocam Hulusi Bey, ben de onun talebesiyim. Hoş geldiniz efendim. Bak Serdar abicim. Altın kemer burada, şampiyonun kemeri. Seninle iftihar ediyoruz kardeşim. Aslan gibi olmuşsun. O aslan oldu ama sen fare gibi bu delikte kalmışsın. Kardeşin Avrupa'yı yumruklarıyla titretti, para kazandı. Babasını iyi yaşatıyor. Ama sen anneni, kardeşini sefalet içinde yaşatıyorsun. Biz bir aileyiz baba. Bu evin reisi sensin. Sen bizi hiç yaşatmayı düşünmedin de şimdi bunun hesabını benden mi soruyorsun? Bak şu küstaha! Benimle nasıl böyle konuşursun? Yavaş ol Osman! Size yemek hazırladım. Uzun yol geldiniz, acıkmışsınızdır. Ne var ki ne yiyeceğiz? Hadi, bugünü kutlayalım. Hepimiz lüks bir yere gidelim. Müsaade etseniz de ben gitsem. Yo, olmaz hacı, olmaz. Bırakmam seni. Şuş be! Ulan velet adam gibi yesene! Ne görgüsüz büyümüşsün böyle? Sana hiçbir şey öğretmediler mi? Ne gezersiz de medeni. Kabahat bende. Sizi mağaradan çıkarıp buraya getirdim. Buraları bize göre değil, biz gidip evde yesek. Sus şıllık karı, fazla konuşma. Sen sus anne. Doğru, medeniyeti yalnız babam bilir. Hadi gidelim. Abim haklı, onlara zehir yedirmene tahammül edemem baba. Hadi gidiyoruz. Bu yaptığın doğru mu? Bunlar senin ailen. Ne ailesi? Gördün rezilliği. Benim için yalnız Serhan önemli. Babama hiç aklım ermiyor. Sanki biz onun evladı değiliz. Gözünü para hırsı bürümüş. Ta evlendiğimiz günden beri aksi bir adamdı. Seneler geçtikçe daha kötü olmuş. Onun huyu bu. Her insan bir değil ki. Değişik karakterde. Ama ben hepinizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz abi. Hadi içeri girelim. Yeter bu kadar artık. Aman hoca, ömürsün be. Tabii eve gideceğim ama fıstıklarla. Sen sarhoşsun. Böyle konuşman ayıp. Niçin ayıp olsun ki? Eğlenmek hakkımız değil mi ya? Ama sen istemiyorsan sen bilirsin. Peki sen nereye gideceksin? Sokaktan gelme bile değilim ya. Benim de gideceğim bir yer vardır herhalde. Sana iyi eğlenceler. Ya şu hoca ne adam be! Eğlenmek varken... Boş ver Osman! Gelin gelin! Hadi şöyle gelin! Ha? Oyna! Oyna! Çalkala! Ha? Hadi! Ay aşağı! Yalnız dur be! Yavrum, sözünü çalın. Oyun boşuna mı para verdin size?
Savaşın hayda. Ne oluyor be burada? Ne oluyor bu saatte? Görmüyor musun? Kar oynatıyoruz. Ya saçından hayır, değil mi? Burası mahalle. Hayır, hayır. Buradan mı kalmamış sen? Hayır, burası mahalle. Ne burası mahalle? Hadi gidin buradan da. Olmaz, hadi gidin. Her şey diyorsun. Defolun buradan lan, defolun. Utanma filan da kalmamış. Utanmayı senden mi öğreneceğiz? Çok ayıp oluyor ama amca. Gecenin bu vaktinde mahalleyi ayağa kaldırdın. Serdar'ın babasısın, sana hürmet ederiz. Hürmet etmesen ne olur yani? Burası Almanya değil. Amca bak şimdi polis çağıracak. Polis mi çağırırsın? Sen ananı çağır lan. Bir de namusumuza dil mi uzatıyorsun? Namus ha! Namusa yaşayacak. Ne oluyor? Nedir bu gürültü böyle? Polis kavga ediyor. Yetişin çocuklar. Ya ne oluyor? Defolun. Bir şey yok ya baba. Çek elini be. Aslan oğlum benim, Hızır gibi yetiştin. Baban sana kurban olsun. Buyurun. Ne istediniz? Nevzat Bey'i görecektim. Evde mi? Yukarıda efendim. Ben onun çok eski bir arkadaşıyım. Eski bir dost. Girebilir miyim? Tabii, buyurun efendim. Oo Hulusi! Eski dostum, hoş geldin. Hoş bulduk dostum. Nerelerdeydin? Yıllardır aramadın, sormadın. Haklısın. Şimdi aradım ya işte. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Geleceğinizi federasyondan bildirdiler. Sizi rahat ettirmek bizim için zevk olacak. Güzel bir yer. Gösterdiğiniz yakınlığa teşekkür ederim. Bizim için değişik bir seyahat olacak bu. Merhabalar. Zaten Türkiye'yi hep merak ederdim. Nasıl? Beğendin mi sevgilim? Çok güzel, enteresan, çok değişik bir yer. Burada hem şampiyonluk maçı yapacağım, hem de ikimiz için güzel bir tatil olacak. Daha hızlı! Olmuyor! Daha hızlı olur! Daha hızlı! Martin öyle konuştum. Bizim burada olduğumuzu ve maçı kaybetmeyeceğini söyledi. Merhabalar. Merhaba. Sizinle tanışmak istedik. Memnun oldum. Gazeteci misiniz? Hayır, hayranlarınızda. Çok güzel, Türkler çok kibar. Efendim sizi bekliyorduk. Maçtan önce bize bir şeyler söyleyecek misiniz acaba? Önemli bir maç bu. Altın Kemer'in Türkiye'de kalacağı söyleniyor. Türkiye'de spor severlere güzel bir maç seyrettireceğime inanıyorum. Şampiyonlar gelince, 2 ay önce Alman boksör Müller'e Altın Kemer'i emanet olarak ben verdim. O kemer benim. Bu maçın galibiyle film yapmak sansasyon olur. Gişe rekorları kıra. Sen film hazırlıklarına başla. Kim yenerse filmi onunla yaparız. Sadece seni görebilmek için geldim. Ömrün hep böyle geçecek. Sabahları beni işe göndermekle, akşamları işten gelişimi beklemekle. Ben kan ter içinde, pislik içinde yorgun argın işten gelişim. Gerçek. Bu zor yaşantıya uyabilecek misin bilmiyorum. Senin şimdiki yaşantına hiçbir zaman veremem. Zorluk burada. Onun için boşuna hayal kurma. Sonra hüsrana uğramak istemiyorum. Çok boş düşünceler bunlar Serdar. Benim sevgimin yanında senin söylediklerin hiç kalır. Hayal görüyorsun sen. Hala küçük bir bebeksin. Akşama bize gelsen, babam da memnun olur. Bugün Serhan'ın maçı var. Hiçbir yere gitmem. Tek düşüncem bu maç. Gençliğimde bu kemeri ben kazanamadım. Son maçta sakatlandım evlat. Ama sen kazandın. Bu kemeri artık kimseye vermemelisin. Bu maçı da kazan. Çok iyisin, formdasın. İyi vurursan işi bitirirsin. Evet, tamam. Artık hazırsın değil mi evlat? Hazır hocam. Seyirci sabırsızlanmaya başladı. Hadi bakalım ringe. Evlat, bol şans. Sağ ol hocam. Evet, beklenen gün geldi. Büyük maç başlamak üzere. İşte Türkiye'de bugüne kadar yapılan en önemli profesyonel boks müsabakası.
Avrupa Altın Kemer Şampiyonluğu. Türk boksörü Serhan Kebapçılar, İtalyan asıllı boksör Maurizio Martino. Şampiyona birazdan başlayacak. İki rakip de maç öncesi seyircilere selamlıyor. Evet. Round öncesi hazırlıklar tamamlanıyor. Dişlikleri takılıyor iki boksöre de ve hakem ortaya çağırdı. Maç başladı. İki boksör de çok dikkatli. Martino uzaktan dövüşü tercih edecek gibi. Serhan ise yakın dövüşe girmek istiyor. Birbirlerini deniyorlar. Evet, puan getirici yumruklar Martino'da. Bu arada Serhan'dan da birkaç yumruk gördük. Martino daha seri çalışıyor. Türk boksörü Serhan güç durumda. Serhan güç durumdan çabuk kurtuldu. Sağlı sollu yumruklarla aldığı yumrukların karşılığını veriyor. Evet. Çok dikkatli iki boksör de. Serhan üstüne gidiyor Martino'nun. Gardını açmak istiyor. Sağlı sollu yumruklarla. Evet, iplere dayadı Martino'yu. Martino'yu aldı hızla. Şimdi Serhan'ın üstüne gelecek. Evet, geliyor. Vuruyor sağlı sollu yumruklar Martino'dan bu sefer. Dikkat et, açık verme. Martino'dan bir sol kureçe fakat. Evet, gardını düşürdü. Serhan üstüne gidiyor bu sefer. Kapan Martino. Serhan çıldırdı. Sanki sağlı sollu yumruklar. Evet. Daha hızlı. Martino kötü durumdan çabuk kurtuldu. Bu arada kaçak dövüşü tercih ediyor. İki boksör de puan getirici yumrukların peşinde bu arada. Devamlı vuruyorlar. Ve evet, duyduğunuz gong sesiyle bu round da sona erdi. Şimdi iki rakip köşelerinde dinleniyorlar. Türk boksörü Serhan... Sakın telaşa kapılma. Kulağın bende olsun. Birinci roundda yakın dövüşü... Açığını yakaladın mı? Solunu. Solunu yapıştır. Aman dediklerimi unutma Martino. Uzak dövüşeceksin. Alttan, çok kötü alttan vur. Sakın kaçak görüşeyim deme. Kazanacaksın. Ve gong sesiyle round başladı. İki boksör karşı karşıya. Bu roundda Martino çok hırslı girdi. Sağlı sollu puan alıcı yumruklar devamlı Martino'dan. Martino Serhan'ı sıkıştırmak istiyor. Evet, devirici yumruğunu vurmak istiyor. Sağlı sollu yumruk. Daha hızlı. Saniyeden hızlı vurmalısın. Üstüne giriyor rakibinin. Fakat Martino'nun karşısında gardını açık tutmaması lazım. Atak dövüş. Üstüne gidiyor. Gardını indirmeye çalışıyor Serhan'ın. Serhan aldığı yumrukların karşılığını vermeye çalışıyor. Bu arada birkaç... Evet, düşürücü yumruk aldı Martino'dan. Sersemledi Serhan. Bir yumruk daha. Evet, bu arada Goki duruma girmek üzere Serhan. Evet, Goki durumda. Hakemin maçı durdurması lazım. Martino'ya bakıyoruz. Martino üstüne geliyor. Sağ sol. Devamlı vuruyor. Puan alıcı yumruklar. Düşürücü yumruklar. Ve Serhan yerde. Hakem Martino'nun önüne geçti. Serhan'a saymaya başladı. 2-3 4 Serhan kalkma çabası içinde 6 bir çabalıyor fakat hayır boşuna evet kalkamayacak gibi. İmkansız gibi görünüyor Serhan'ın kalkması. Çünkü Martino'dan çok güçlü yumruklar aldı. Kardeşim Serhan yine nefes alamıyorum. Knockout! Hemen hastaneye götürelim. Maalesef kurtaramadık. Başınız sağ olsun. Ani bir zehirlenme olmuş. Hemen müdahale ettik, ameliyatı aldık. Ama maalesef başarılı olamadık. Demek ki zehirlenmiş. Bu bir cinayet. İnanmak çok zor Serdar. Hala inanamıyorum kardeşinin öldüğüne. Konuşma artık! Yeter! Yeter be! Yeter! Bağır istediğin kadar. Boşalana kadar. Ağla istersen. Bana kız ama üzülme. Beni terk etmek istediğini çocuklarıma nasıl söylerdim? Yıllarca beni karın gibi görmedin. Gerçek bu değil miydi? Hala beni suçluyorsun ha? Ulan ne karısın be?
Senin gibi bir bulaşıkçıyla evlenmek benim kaderimmiş. Sen ittin beni Almanyalara. Şimdi de çocuklarımızı kalkan yapıp beni delirtmek mi istiyorsun? Yüreğim parçalanıyor. Aslan gibi oğlumu kaybettim. Senden çektim, talimden çekiyorum. Ama ben çekmeyeceğim. Ne haliniz varsa görün. Bir daha bu eve adım mı atmam. Benim kimsem yok artık. İğreniyorum. Başın sağ olsun Serdar kardeşim. Sen sağ ol Yusuf. Çok üzüldük. Allah rahmet eylesin. Sağ ol Yusuf. Dağılın be! Burası dertleşme yerim ulan! Önünü sörmüş, ne yapalım yani? Çocuk kardeşinden de kuvvetli. Doğru. Geçen gün kuvvetiyle işçilerin hayatını kurtardı. Kardeşinin öcünü ancak bu çocuk alır. Ne demek istiyorsun? Kardeşi öldürüldü. Bu bir teşkilatın işi. İspatlamak zor. Kusura bakmayın efendim. Bunun ölen bir insana bile saygısı yok. O bunu çoktan hak etti evlat. Gel bakalım seninle biraz konuşalım. Çok zor geri aldım kemeri. Bir hayata mal oldu bana. Ama artık benim kimse alamaz benden bu kemeri, kimse. Zaten senin hakkındı. Oynadın, kazandın. Dünya şampiyonu olmak için her rakibimi ringde yere yapıştıracağım. Öldürmekten korkmuyorum artık. Seninle görüşmek istiyorlar şampiyon. İçeride bekliyorlar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba efendim. Sizinle bir iş konuşmak istiyorum. Ne gibi? Buyurun. Sizinle Türkiye'de bir film yapmak istiyoruz. Film mi? Ama ben boksörüm. Sizin için çok kolay olacak. İstediğiniz parayı vereceğiz. Sadece 3 ay Türkiye'de kalmanız kâfi. Olabilir, teklif güzel ama sevgilimle oynarsam. Tabii, elbette, elbette. Tabii, çok da güzel olur. O zaman anlaştık. Kardeşinin bıraktığı yerden sen başlayacaksın Serdar. O boksörü yeneceksin. Ama ben sporcu değilim. Boksun inceliklerini bilmem. Hiç ringe çıkmadım. Her şeyi planladık oğlum. Bütün masrafları ben karşılıyorum. Sakın onur meselesi yapma. Maç sonrası ödersin. Böylece kardeşin Serhan'ın ruhu huzur bulur. Bu görev onun vasiyeti sayılır. Onun bıraktığı işi tamamlamalısın Serdar. Seni en iyi boksör yapacağım. Uzat kollarını bakayım. Hadi uzat. Evvela adale ve kas çalışmaları. Sonra diğer teknik işler. Martino, sevgilim. Seni seviyorum. Ben de. Dinlenmek yok. Terleyeceksin. Terlemelisin. Bütün adalelerin çelik gibi kuvvetli olana kadar koşacaksın. Koş! Durma, koş!
yaptığın işe, kendine, bana inancın tam olacak. Artık insan gibi düşünmeyecek, insan gibi hissetmeyeceksin. Böyle olduğun an tamamsın. Rest. Var. 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 Kare as. Evet. Bu iş bu kadar. Bu gece beraber değil mi? Tabii canım, tabii. Evet. Fırla! Yaptığın işe, kendine, bana inancın tam değil. Başarmayı istemezsen bu işten vazgeçelim evlat. Küçücük kalmak istiyorsan sen bilirsin. Başarmalısın Serdar. Ne oldu sana? Sen gururlu, prensipleriyle yaşayan, istediğini yapan biriydin. Benim tanıdığım Serdar değişti mi yoksa? Korkuyor musun? İstemiyorsan giderim. Korku dolu dünyanda yalnız kal. Gitme. Yalnız bırakma beni. İnan başaracağım. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. O kadar güzelsin ki sevgilim, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Aşkımıza içelim mi? İçelim tabii. Hadi öyleyse kaldır kadehini. Şerefe. Şerefe. Ne niyetlikle geldik? Al sevgilim, bu sana. Bana mı? Hı-hı. Bu benim için altın kemerden de kıymetli. Hı. Göreceksin. Altın kemer benim olacak. Seni seviyorum, Martino. Dünya şampiyonu ben olacağım. Top. Çok güzel, bravo. Çok güzel, bravo. Ben hem en büyük aktörüm hem de en büyük şampiyon. Bravo, tebrikler. Boks, sporun en zoru, en çok mücadele isteyen bir dalıdır. Atletizmle başlar, güç ve kuvvetle biter. Komple bir sporcu olman gerek. Çok çalışacaksın evlat. Kazanmak için başka çare yok. Fulas. Kare. Bugün sürekli kaybediyorsun. İstersen bırakalım oyunu. Yok, devam edelim. Sen bilirsin. Bütün servetimi oynayacağım. Evet, vakit tamam. Bugünlük bu kadar yeter. Bu silah antik olup üzerindeki oymalar eski Türk sanatının inceliklerini göstermektedir. Bravo! Harika. Alıyorum bunu, çok beğendim. Üstündeki oymalar ne kadar güzel değil mi? Evet, sarı verebilirim. Tabii efendim. Sarın şimdi çocuklar. Bak sevgilim, bunu sana doğum günü hediyesi olarak alıyorum. Bu mutlu gününüzü ben de yürekten kutlarım efendim. Teşekkür ederim sevgilim. Tek elle olmaz, ikisini de kullanacaksın. Hiç durmayacaksın, süratle vuracaksın, vur!
İşte gene buradasın. Bu sefer 25 saniye. Bir şampiyon, bir kahraman, bir spor ilahı olmak için güvenin, kuvvetin, inancın tam olmalı. Oluyor. Başarıyorsun. Sen en büyük olacaksın Serdar. Sen yenilgi görmeyecek bir şampiyon olacaksın. Büyük bir şampiyon. Sağ, sağ. Biraz daha kuvvetli. Solunu gerektiği zaman kullanacaksın, unutma. Evet, ikisini birden. Tamam, bu timingi sakın bozma. Bravo, bravo, çok güzel, çok güzel. Bravo sana, tamam, tamam, tamam. Artık maça hazırsın. İlk rakibin Amerikalı zenci boksör Jackson. Allah'ım sen evladımı koru. Amin. Ve evet, gongla maç başladı. Şampiyonluğa giden maçlardan birinde Türk boksörü Serdar, Amerikalı zenci boksör Clay Black ile dövüşüyor. Serdar kendinden gayet emin, zenciyi yanına bile yaklaştırmıyor. Bravo Martino! Sizi yendim. Zaten yenilmeyi hiç bilmem. Yeter. Bu maça da hazırsın. Şimdiki rakibin, kardeşine şampiyonluk kemerini kaybeden Alman boksör Alexander Müller. O, seni yenip Martino ile karşılaşabilmek için buraya geldi. Kazanmak, kaybetmek senin elinde. Kazanmak için vuracaksın evlat. Hızlı vuracaksın. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha da hızlı. Vur, durma, vur. Vur, şimdi dön bana bakayım, dön! Vur, hızlı vur! Vur, vur! Hey! Vur! Türk boksörü Serdar'ın karşısında Daniel var. Evet, Daniel hırslı girdi mücadeleye. Fakat... Bitir Serdar... işini, bitir! Serdar, Daniel'in üstüne gidiyor. Sağlı sollu yumruklar Serdar'dan. Serdar üstün tekniği konuşturuyor. Bu arada düşmemek için büyük mücadele veriyor Daniel. Direniyor düşmemek için Daniel ama imkansız gibi görünüyor. Devamlı Serdar'dan yumruklar. Lade! Evet, Daniel geldi. Summer, whispering gently hello. She looked like she was a star falling down from the sky. Hadi Martino, yaklaş biraz kıza doğru, biraz daha, hadi. Hey! Korkuyorum, çok korkuyorum. Bu son maç beni çok korkutuyor. Korkma Martino. Korkma sevgilim. Seni seviyorum Martino. Hayatımızın en güzel günleri bugünler. Seni seviyorum Martino. Hayatımızın en güzel günleri ben bugünler. Ben de seni seviyorum. Stop, kamera böyle geçsin. Çok top güzel, top çok top güzel. Nasıl, beğendin değil mi patron? Serdar! Sağlı sollu yumruklar Serdar'dan! Yerde İspanyol! Kara Şimşek Serdar galip! Ben de gidiyorum. Ne? Gidiyor musun? Hiçbir şeyin kalmadı, beş paran yok. Artık adam bile sayılmazsın sen. Bana bak! Sözlerine dikkat et, dağıtırım yüzünü. Hadi vur, ne duruyorsun? Vursana, parasız bir hiçsin. Vuracak gücüm bile yok. Beni paran olmadığı zaman sakın arama. Hadi eyvallah aslanım.
Hazırız efendim. Peki anladım. Kamera! Bu beni dünya şampiyonasına götürecek olan Avrupa şampiyonluk kemeri. Benim kemerim. Artık herkes bu gerçeği anlamıştır. Gazetelere böyle yazın lütfen. Stop. Bu film böylece bitti. Bir de tamam. Şampiyona ve hepinize teşekkürler. Ben de hepinize teşekkür ederim. Dostça, arkadaşça bir iş başardık. Kadehimi hepinizin şerefine kaldırıyorum. Beni mi görmeye geldiniz? Burada bir maç daha yapmanı istiyoruz Martino. Kiminle dövüşeceğim? Burada benimle ünvanım için dövüşecek boksör var mı? Var, Serdar. Kim? Onu tanımıyorum. Ölen boksörün abi. 100 milyon isterim. Aşağı olmaz. Olabilir. Yani kabul mü? Çekin hazır. Al. Ben de kabul ediyorum. Maçın tarihini bana bildirin. Ben hazırım. Çok kısa bir zamanda sana haber verilecektir. Şimdi hoşça kal. Siz de hoşça kalın. Türkiye uğurlu geldi. İyi para kazanıyoruz. Boksun şerefine. Şerefe. Bu maçı kabul etmeyecektin. Neden? Ben herkesi yenerim. Beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Serdar da iyi. Profesyonel. Hem de en iyisi. Arka arkaya 4 maç kazandı. Ben de 34 maç kazandım. Sen benim için üzülme babalık. Hallederim bu işi. Bu maçı durdurmalı. Bu maçın Martino'nun kazanmasını sağlarız. Çalışmıyor. Formsuz. Sen onu çalıştır hoca, gerisine karışma. Osman parasız. Kumarda her şeyini kaybetmiş. Gene onunla milyonlar kazanacağız. Yakında dünya şampiyonu olacak Serdar abimiz. Bu sefaletten ancak seni biz kurtarırız. Kimse kurtaramaz beni. İstediğin kadar para vereceğiz sana. Yeter ki Serdar maça çıkmasın. Olmuyor! Daha seni vuracaksın! Thank you.
Bu maçı kazanmak kolay. Ben her zaman kendime güvenirim. Siz benim hakkım olan paraları Amerika'ya gidince bana ödemeyi düşünün. Biz daima beraberiz. Hiçbir zaman ağlamayacaksın. Bu maçı kazanacağım. Senin için, kendim için, ailem için kazanacağım. Ya intikam hissin? İntikam değil hissettiğim. Kazanmak duygusu. Bu acımasız savaşta galip gelmek inancı. Ve böylece her şey bitecek. İkimiz için yeni bir hayat başlayacak. İnan bana. İnanıyorum sevgilim. Artık hiç ağlamayacağım. Allah'ım, evladımı koru. Onu da elimden alma. İşte günlerdir beklenen büyük maç. Türk boksunda kısa zamanda üst üste kazandığı maçlarla Kara Şimşek lakabıyla şöhrete ulaşan ağır siklet boksörümüz Serdar ve karşısında Avrupa Altın Kemer boks şampiyonu Maurizio Martino. Beklenen gün, Avrupa Altın Kemer şampiyonluk maçı. Hazır mısın? Evet hocam. Formumun zirvesindeyim. Çok o Serdar'ı işte parça parça edeceğim. Ringde yeri öptüreceğim ona. Tamam. Kemeri kim sağlamaz bana benden? Verdiğim takdiri, takdirde. Çok hırslıyım, çok hırslı. Yırtacağım onu. Göreyim seni. Formumun en üstün noktasındayım. Yaranacağım. Göreyim seni evlat. Sayende başaracağım. Bizi biraz yalnız bırak hocam. Serdar'la yalnız konuşmak istiyor. Bu maça çıkma. Beni dinleyeceksin. Bu maça çıkmayacaksın. Her şeyimi kaybettim. Bir kuruşsuz, kimsesiz kaldım. Anlıyorsun beni değil mi? Babanım ben senin, baban! Tek güvencem sen kaldın. Serhan öldü. Martino'nun karşısında seni de kaybetmek istemem. O profesyonel. Senin tecrüben yok. Öldürür seni de. Çıkmayacaksın bu maça. Babansam dinleyeceksin beni. Bir cinayet daha işleyemeyecekler. Kardeşimin öcünü alacağım. Para için oynanan kahpece oyunlar bitecek. O şampiyon bozuntusunu yerle bir edeceğim. Bana mani olamazsın baba. Sana maça çıkmayacaksın diyorum. Oğlum, evladım, affet beni, sana vuran ellerim kırılsın, affet beni oğlum, para, kötülük her şeyi bitirdi beni, suçluyum, kendimden nefret ediyorum, çık maça, çık kazan maçı, kuvvetimizi, inancımızı herkese ispat et, ne beni ne de başkasını düşün, oğlum. Oğlum, ne olur, bir kerecik beni affettiğini söyle, yalvarırım sana, oğlum! Evet, beklenen an geldi. İşte, dünya şampiyonasına gidecek boksörü belli edecek maç. Türk boksörü Serdar Kebapçıları görüyoruz. Ve karşısında altın kemerin sahibi İtalyan aygırı lakabıyla şampiyon Maurizio Martino. Evet, gong sesiyle round başladı. İki boksör ortada. İkisi de gayet temkinli. Uzaktan yokluyor Martino Serdar'ı. Serdar kapalı. Evet. Havayı dövdü Martino'nun attığı yumruklar. Şimdi Serdar karşılığını veriyor. Sağlı sollu yumruklar görüyoruz rakiplerden. Evet, çok tepkinli iki boksör de. Sokulma, sokulma! Serdar aldığı yumrukların karşılığını veriyor. Üstüne üstüne gidiyor Martino'nun ve evet, bir sağ kroşe vuruyor şimdi. Ve çekildi, Martino şimdi ilerliyor. Martino gardını düşürmek istiyor Serdar'ın ama Serdar çok temkinli. İki rakip de tecrübesini konuşturuyor. Serdar sağlı sollu çalışıyor, onun karşılığını görüyor tabii. Martino bu sefer aşağıda mı yukarıdan çalışıyor? Uzak dur, uzak dur! Evet, iki rakip de birbirine giriyor. Fakat Serdar girdiği zaman daha başarılı görünüyor.
Martino kaçıyor, Martino'yu köşeye sıkıştırmak istiyor Serdar. Serdar üstüne üstüne gidiyor fakat Martino'dan da karşılığını alıyor yaklaştığı zaman. Evet, Martino'yu görüyor şimdi. Aşağıdan yukarıdan çalışıyor. Puan getirici yumruklar Martino'dan. Serdar kapanıyor, gardını düşürmemek için çalışıyor. Vur, indir onu! Hadi Martino! Vur Martino! Daha hızlı vur! Daha hızlı! Piyasaya bir mücadele ediyoruz. İki rakip ayakta kalma savaşı içinde. Türk boksörü Serdar müthiş yumruklar vuruyor. Martino güç durumda. Evet Serdar, tekrar sağlı solu kurtaralım. Evet, böylece birinci round sona ermiş oldu. İki boksör ringin köşelerinde soluklanıyorlar şu anda. Çalıştırıcılar iki boksöre de gerekli gördükleri direktifleri veriyorlar. Sağına dikkat et. Fazla atak dövüşüyor. Mümkün olduğu kadar açık dövüş Martino. Onu yakın dövüşe zorla, unutma. Göreyim seni. Yakın dövüş. Yakın. Ve evet, gong sesiyle birlikte round başlamış oldu. Hakem maça devam edebilecek durumda olduğuna karar verdi Serdar'ın. İki rakip ortaya çağırdı. Serdar aldığı yumrukların karşılığını vermiş çabası içinde. Ancak Martino üstüne girerken açık geliyor. Martino, evet Martino bu açıkları değerlendiriyor. Bir sol yumruk aldı Serdar. Bu arada... Daha hızlı vur, daha hızlı! Martino çok hızlı girdi mücadeleye, tıpkı bir sırtlan gibi. Serdar da aldığı yumrukların karşılığını verme çabası için. Vur, vur! Bu arada gong sesi imdat yetişti. Sol kaşım biraz açılmış ama önemli değil. Bu şekilde devam et. Daima sol kaşına vur. Göreyim seni. Ve gong sesiyle iki boksör tekrar ortaya geliyor. Mücadelenin heyecanı doruk noktasında. İki rakip de çok hırslı. Türk boksörü Serdar aldığı yumrukların karşılığını devamlı veriyor. Piyasaya bir mücadele izliyoruz. Bak! Serdar'ın sol kaşı açıldı. Martino'nun burnu kanıyor bu arada. Martino'nun Serdar'ı yaklaştırmaması lazım yanına. Çok etkili, iki vurdu kaldı ama. Sağlı sollu seri yumruklar bunlar. Puan alıcı yumruklar Martino'dan. Vur, durma vur! Serdar! Serdar vuruyor, devamlı vuruyor! Bitirici vuruşa gitmek istiyor Serdar, devamlı! Devamlı vuruyor Serdar! Ve evet, Martino geldi! 2, 3, kalk Martino! 5, 6, 7, 8, 9, Türkiye. Daha hızlı, daha hızlı! Hadi düşür artık! Abi! Kurtar beni abi! Ölmek istemiyorum! Jeez! Jeez! Jeez!
Altın! Ve evet, knockout! Yaşa evlat! Galip Serdar, seyirciler Serdar'ı ayakta alkışlıyor. Altın Keler Türk boksörü Serdar'ın bu mutlu gün Türk sporunda boksör onur günü. Avrupa boks şampiyonu Serdar oluyor. Abi! Abi! Babamı vurmuşlar! Babam ölüyor! Ölüyor abi, ölüyor! Baba! Baba! Beni affettin mi oğlum? Seni çok seviyorum baba. Çok seviyorum seni. Baba! Baba şimdi! Canım baba! Baba şimdi! Çok hırslısın, kuvvetlisin. Senin bu kadar kararlı ve güçlü olduğunu görmedim şimdiye kadar. Üzüntünü anlıyorum. Kaybettiklerin hiçbir zaman geri gelmez. Ama ben daima yanındayım. Sana baba diyebilir miyim? Hı hı.